Ece teşekkür ederim. Görüntüler canlı olarak ekrana geliyor Kahramanmaraş'tan. Şu an itibariyle ambulansa bir vatandaşımızın sevk edildiği bilgisini arkadaşlarım bana veriyorlar. Enkazın altından bir kişinin daha sağ çıkarıldığı bilgisi var. Bir kadın 35 yaşında gencecik bir kadının sağ salim enkazdan çıkarıldığı bilgisini arkadaşlarım benimle paylaşıyor. Kahramanmaraş burası. İsa Bey apartmanı olduğunu biliyorum. Birçok ekip o noktada ambulansa sevk edildi. 35 yaşındaki o kadın 205 saat sonra enkaz altından çıkarılıp ekiplerin şu an alkışlar o noktadan yükseliyor. Ekiplerin öyle bir mücadelesi vardı ki inanın anlatmak artık şu dakikadan sonra daha da güç. 205 saat dile kolay hiçbir şekilde tarif edilemez. 205 saat boyunca o enkazın altında kalmış 35 yaşında gencecik bir kadın. İşte şu an bir kısmı yansıyor o kahramanların ekrana görüntülerden. Canlı olarak geliyor görüntüler ekrana. O noktada kuşkusuz her enkazın başında gördük. Yakınlarının da aslında o bekleyişi çok acı görüntüleri beraberinde getirdi. Ayşegül Bayır olduğu bilgisi de haber merkezimize ulaştı. İşte o an hayat koridorundan sedye ile çıkarıldığı an Ayşegül Hanım'ın 35 yaşında Kahramanmaraş burası Ayşegül Bayır 205 saat sonra mucizevi bir şekilde o enkazın altında hayatta kalabildi. Yaşam mücadelesini sürdürdü. Ekiplere sesini duyurdu. İşte oksijen maskesinin takıldığını görüyorum. O noktada Ayşegül Bayır 35 yaşında enkaz altından bu kahramanlar sayesinde çıkarıldı ve hayatta. Şu an sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi eşliğinde ambulansa gönderiliyor. Son saatlerde çıkan özellikle daha önceki günlerde de zaten birçok yaralımızın tedavisi için farklı illere gönderildiğini ambulans uçaklarla, helikopterlerle, askeri uçaklarla gördük, şahit olduk. Ama bugün içerisinde özellikle son kurtarılan 2-3 kişinin hemen hızlıca helikopterlerle şehir hastanelerine sevkine de şahit olduk. Belki de Ayşegül Hanım için de aynı şey gerekli olacaktır. Bilemiyorum. Sadece görüntüler üzerinden gördüklerimi aktarmaya çalışıyorum. Ve bir o kadar da aslında mutluyum. Umalım ki sağlık durumu iyidir. İnşallah fonksiyonları, hayati fonksiyonları yerindedir. Ekiplerin orada alkışları en azından moralin düşmediğini, hala arama kurtarma çalışmalarının devam edip hala umudun ümidin olduğunu bizlere gösteriyor. Ayşegül Hanım 35 yaşında Kahramanmaraş'ta ekiplerin mücadelesiyle 205. saatte aramıza katılan son isim oldu. 9 gün geçti depremin üzerinden. İkinci haftanın ikinci günündeyiz. İşte artık yeni mucize olur mu diye beklediğimiz, belki de umudumuzun ümidimizin ara ara bittiği, tükendiği anlarda böyle haberler geldi. Gelmeye de devam ediyor. Çünkü farklı noktalarda arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Son bilgiyi tekrarlayayım. Görüntüler yeni. Bu saat diliminden 205. saat 35 yaşındaki Ayşegül Bayır İsa Bey apartmanı Kahramanmaraş'tan kurtarıldı. Ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Gözümüz aydın diyelim.